Gazze kasabı kongredeki skandal konuşmasının ardından temaslarını ikili görüşmelerle devam etti. Başkan Biden Washington'un soykırımı destekleyen yüzü rolünü devraldı. Adaylığı sebebiyle Harris ise kullandığı ifadelerde dengeyi korumaya çalıştı. İkili oynamasındaki amaç hem İsrail lobisinin desteğini kaybetmemek hem de katliama karşı duranların gönlünü almak. Gazze kasabı bir numaralı destekçisi Amerika'da protestolara rağmen el üstünde tutulmaya devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz. Konuşacak çok şeyimiz var. Kongre konuşması sonrası Biden'la bir araya geldi Gazze kasabı. Sayın Başkan, birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz. Siz 50 yıldır tüm başbakanlarımızı tanıyorsunuz. İrlandalı Amerikan bir Siyonist olarak İsrail'e 50 yıllık desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Beyaz Saray oralı olmadı ama dışarıda eylemler vardı. O burada olmamalı. Savaş suçları nedeniyle hapse atılmalı. Katliamın ortasında kukla gösterisi gibi konuşmanın yankıları sürüyor. Netanyahu'ya soykırım suçlusu diyen sadece Rashida Tlaib değildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayakta alkış skandalı için ahlaki pusulaları yok dedi. Haklılığından güç alanlar, sabırla bekleyenler elbet galip gelir diyerek adalet önünde hesap verecekler vurgusunu yineledi. Refah'ta komutana kaç sivil öldürüldüğünü sordum. Teknik olarak sıfır olduğunu söyledi. Netanyahu'nun akıl almaz yalanına Guterres'in tepkisi de en çok paylaşılanlar arasına girdi. Başbakanın iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim cevabım basit. İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat. Elon Musk'ın otomobil fabrikası gezdirdiği Siyonist başbakan, başkan yardımcısı Harris'le de bir araya geldi. İsrail'e ve onun güvenliğine tartışmasız bir bağlılığım var. İlk cümlesi Biden'la paraleldi. İran ve vekillerine karşı savaşa desteğini duyurdu. Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim. Çok fazla sivilin ölmesi hakkındaki endişemi de. Sonra aklına başkan adayı olduğu gelmiş olacak ki Washington İsrail'in katliamlarına göz yummuyormuş gibi yaptı. 2 milyondan fazla insan gıdaya ulaşımda sıkıntı yaşıyor. 500 bin insan da açlığın eşiğinde. Kamala'nın taktiği iyi polisi oynayıp Gazze'de yaşananlara duyarlı görünmek. Aksi takdirde seçimi kazanma şansı zora girebilir. Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka bir yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız ve ben de sessiz kalmayacağım. Barack Obama ve eşinin yerel saatte gecenin bir yarısı servis edilen videoyla Kamala Harris'e desteğini açıklaması da yarışın kafa kafaya gittiğinin göstergesi. Kamala! Hi! Hey!